Süveyş kanalı açılışına baktığımız zaman Süveyş kanalının açıldığı güzergah Tuz gölleri üzerinden açılıyor ilk açıldığı zaman. Tuz göllerinde tabii tuzluluk çok fazla. Biliyorsunuz 2-3 tane göl var açıldığı güzergahta. Tuzluluk bir bariyer oluşturdu. Yani Akdeniz'de bağlantı kurulduğu zaman o tuz göllerindeki yüksek tuzluluk göçleri engelledi. Süreç içerisinde ne oldu? Süveyş kanalı derinleştirildi ve genişletildi. Ayrıca akıntılarla o tuz göllerindeki tuzlar yıkandı. Nil'in ağzı, Nil üzerine Asvan Barajı yapıldı. 1970'li yıllarda Asvan Barajı yapıldı. Tam tarihini bilemiyorum ama Asvan Barajı yapılınca Nil'in suları azaldı. Akdeniz'e geçen Nil'den kaynaklı giren suda azalma var. Dolayısıyla Süveyş kanalının ağzında düşük tuzluluk bariyeri ortadan kalktı. Yüksek tuzluluk kanal güzergahında geldi. Yüksek tuzluluk bariyeri de ağır ağır yıkandıktan sonra kalkmaya başladı. Küresel ısınmada günümüzün en büyük sorunu bilindiği üzere küresel ısınmada Akdeniz'in suları ısındı. Dolayısıyla Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki eşik yani bariyer ortadan kalktı. Dolayısıyla Akdeniz'in su yapısı değişmeye başladı. Isınma var, değişim de var. Dolayısıyla göçler, Süveyş kanalı şu anda belli bir yer çift kanal halinde bilindiği üzere çift kanal gidiş geliş şeklinde bir kanal daha yapıldı. Dolayısıyla bütün bu etkileşimler Kızıldeniz'den Akdeniz'e göçleri hızlandırdı. Şu ana kadar Antalya Körfezi'nde bizim tespit ettiğimiz tür sayısı, Kızıldeniz'de orijinli tür sayısı 66'yı buldu. Tabii bu İskenderun Körfezi'nde oradaki arkadaşlarımız çalışıyorlar. Onların yaklaşık olarak tespit ettiği tür sayısı 100'e yaklaştı. 100 civarında onlar tespit etti. İsrail kıyılarında bu sayı daha da yüksek. Lübnan, İsrail kıyılarında sayının daha da arttığını görüyoruz. Gün geçmiyor ki yeni türler Kızıldeniz'den Akdeniz'e yeni türlerin girdiğini sürekli olarak bilim insanları bildiriyorlar, kaydediyorlar. En güzel örneğini vereyim ben size. Antalya Körfezi'nde ispari, bizim buranın halkı ispara balığı olarak bilir. Müthiş bir azalma var. Yani müthiş bir şekilde düşüş başladı. Peki ne oldu? İşte diğer ispari balıkları özellikle Posidonya çayırlarının olduğu yerlerde, kayalık bölgelerde bol miktarda vardı. Bunların yerini Kızıldeniz'i türleri almaya başladı. İşte bunlardan bizim yerli gırt gırt yahut da Doğu Akdeniz'e doğru yani İskenderun'da gargur dedikleri balık var. Pomadiasis incisus dediğimiz bilimsel adı olan tür var. Buna ilave yani bu yerli türe ilave bir tür daha girdi Kızıldeniz'den. Pomadiasis citridiens dediğimiz çizgili gargur. Bizim burada da şimdi çizgili gırt gırt deniyor. Bunlar bunun yerini almaya başladı. Bizim isparemizin yerini bunlar almaya başladı. Buna benzer birçok balık ağır ağır Doğu Akdeniz'de popülasyonu düşmeye başladı. Bunların yerine Kızıldenizler hakim olmaya başladı. İşte kıyılarımızda şimdi Kızıldeniz barbunu dediğimiz bilimsel adı Parapenaus foscale olan bir barbun türü var. Çok miktarda çıkmaya başladı. Bizim yerli barbunumuz gittikçe azalıyor. Bunların yerine bu türler geliyor. Değişim var. İşte ne gibi değişim oldu? Örneğin yine daha çok otçul beslenen bizim sarpa, bizim bu bölge serpe, bizim Antalya bölgesi balıkçıları serpe olarak adlandırır. Ege'de sarpa olarak adlandırılır. Bu balığın yerine sokar balıkları hakim olmaya başladı. Zaten sokar serpe balıkları sokarlarla birlikte zaman zaman onlarla görüyoruz. Onlar üzerinde bir baskı kurmadı. Tabii çünkü otçul olduğu için ikisi de baskı kurmadı. Ancak onun beslendiği alkleri, yosunları yediği için rekabet başladı onlarla. Tabii serpe üzerinde de otçul bir balık
diğer Kızıldeniz karnivor türlerinin baskısı var.